Sayın Genel Sekreterim, sayın hocalarım ve değerli misafirler, Türkiye-Azerbaycan Eğitim Paneli, Eğitimde Yeni Trendler etkinliğimize hoş geldiniz. Topkapı Üniversitesi olarak Azerbaycan Aydınlanmacılar Derneği ile ortak düzenlediğimiz Eğitimde Yeni Trendler panelimize, kardeş ülke Azerbaycan'dan farklı eğitim merkezlerinden, üniversite, kolej ve okullardan eğitim alanında başarılı, daima gelişim ve yeniliklere imza atan aydınlarını, başta derneğin başkanı Tofik Sadıkov olmakla üniversitemizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Güçlü bir müttefiklik oluşturan ülkelerimiz, gelecek nesillerin de bu müttefiklik ve kardeşliğe uygun adım atılmasını temenni etmektedir. Bu amaçla eğitim programları, eğitim forumları gibi çeşitli etkinlikler yapmak en öncül vazifelerimizdendir. Şimdi panelimizin ilk konuşmacısı Topkapı Üniversitesi Genel Sekreteri Doktor Öğretim Üyesi Sayın Bora Gündüzyeli'yi kürsüye davet ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz değerli hocalarım. Zaten iki ülke kardeş olduğu için vatanınıza hoş geldiniz diyoruz. Yani aslında böyle hitap etmek lazım. Demin de söyledim Tevfik Bey'e, ben 1988-89 yılında geldim Bakü'ye. Birçoğunun yaşı bence o tarihte doğmamış da olabilir burada. O zaman Shell şirketinin kuruluşunu yapmaya gelmiştim, anlattım. Sonradan resimlerini görünce yıllar sonra filan dedim ya ne kadar büyük değişiklik olmuş Bakü'de. Tevfik Beyler de davet ettiler. İnşallah geleceğiz Bakü'yü, güzel Bakü'yü bir kez daha göreceğiz. Çok güzel bir şehirdi orada, böyle kıyıda şeylere gitmiştik herhalde. Göl kıyısındaki yerlere filan gitmiştik. Şahane bir yerdi o zaman. Öyle hatıralarımız var. Ben sizi sıkmadan üniversitemizi tanıtacağım hızlı bir şekilde. Soru cevap olursa bunu değerlendirebiliriz. Genel anlamda hangi soruya sorarsanız cevap verebilirim. Ben hem genel sekreteriyim okulun hem de öğretim üyesiyim. Yönetim Bileşim bölümünde, Management Information diye öyle bilebilirsiniz. O bölümde de öğretim üyesiyim. Ben şimdi birazcık bilgi vereceğim size sıkmadan. Bunu bir reklam falan gibi düşünmeyin, bir bilgi edinin diye söylüyorum. Buradan başlayalım isterseniz. Değerli arkadaşlarım, bu okul 2019 yılında biz göreve geldik. Yani buradaki yönetici grup 2019'da okulu devralarak göreve geldi. Şeye baktığınızda bayağı bir gelişim olduğunu görebilirsiniz. Özellikle yaklaşık 30 bin metrekarelik bir kampüs alanımız varken şu anda 5 tane kampüs alanımız var. Ve 105 bin metrekareye çıktı. Birazdan belki resimlerini gördüğünüzde anlatabilirim. En üstte olan yeni göz bebeğimiz, İstanbul'u bilenler var mı bilmiyorum. En üstte olan Levent yerleşkesi. Levent diye bir semt var. Akmerkez olarak bilebilirsiniz. Akmerkez'in karşısında olan. Orada spor bilimleri kampüsümüz var. O yeni kampüsümüz 40 bin metrekare kadar. Spor bilimleri talebelerimiz orada şey alıyorlar, eğitim alıyorlar. Şu anda içinde bulunduğumuz ana kampüs, burası 53 bin metrekare. Burası çok tarihi bir yer değerli arkadaşlarım. Girdiğinizde bir tarihi bina gördünüz sağda. Orası bir Ortodoks kilisesiydi. Yani bu binaların yapıldığı yer Rum Ortodokslarına ait bir Balıklı Rum Vakfı'nın yeriydi. Biz onlardan burayı aldık. İleriye doğru da gittiğinizde yeni binalarla beraber dediğim gibi 53 bin metrekarelik bir alana sahip. Şu anda içinde bulunduğumuz, gördüğünüz o en soldaki yer. Sağdaki yer bu üniversitenin başladığı yer. Balat yerleşkesi diye geçiyor ki ismi de Ayvansaray Üniversitesi'ydi. Bu geçtiğimiz cuma günü onaylandı, Cumhurbaşkanı'ndan Topkapı'ya dönüştü. Balat'ı şöyle bilebilirsiniz. Belki bir diziler falan Türkiye'den dizi seyrediyorsanız en son bir Çukur dizisi var. Belki gören vardır. Değişik bir dizi. İşte o bizim kampüsümüzün içi yani oralar. Öyle bir yerde. Orada da sanatçıların olduğu güzel sanatlar şeyimiz var, bölümümüz var. Güzel sanatların, mimarlık olsun, televizyon, tiyatro, bunların hepsi orada çalışmalarını yapıyor. Altta bir yerleşkemiz daha var, o da gastronomi. O da Şişli'de
Şişli'yi de biliyorsunuzdur ama nasıl anlatsam bilemedim. Hastanelerin olduğu yer, Ok Meydanı Şişli, o da güzel bir yer. Orada da çok büyük bir gastronomi kampüsümüz var. Bunların hepsi 2 sene içinde katıldı. Burası da uygulama alanlarıyla büyük bir grubun uygulama alanıydı. Orası da devam ediyor. Yani kampüs bakımından İstanbul'un içinde metro ile birbirine bağlı. Biz bütün kampüslerimize metro ile 20 dakika içinde ulaşabiliyoruz. İstanbul'da bu çok büyük lüks. Muhtemelen siz Sultanahmet gibi bir yerden buraya bile o kadar zamanda gelebildiniz. Bu çok büyük bir lüks İstanbul için. Çünkü biliyorsunuz 15 diyen var ama bana göre en az 25 milyon nüfusa sahip bu şehir gündüzleri. Onun için bizim üniversitenin zaten vizyonu da böyle. Şehir üniversitesi olmak. Yani şehir üniversitesi gibi gözüküp çok uzaklarda olmak değil. Buradan çocuk isterse Sultanahmet'e 15 dakikada, Beyoğlu'na, Taksim'e 15 dakikada, aklınıza gelen her yere 15 veya 20 dakikada ulaşabiliyor. Bu da çocukların kültürel açısından, hani soran olursa diye söylüyorum, büyük avantaj. Gene burada bir öğretim üyesi profilini göstermek istedim. 2019'da neydi? Şu anda nedir? Bakın sayılara bakarsanız her şeyin 3 katı, 5 katı çıktığını göreceksiniz. Çok dinamik bir üniversite. Kurucusu Mütevelli Eğit Başkanı 42 yaşında arkadaşlar bu üniversitenin. Bu önemli bir şey. Aynı zamanda da belki biliyorsunuz şeyleri var. Büyük bir sigorta şirketi var. Doğa Sigorta diye. Galatasaray'ı tutanınız varsa Doğa Sigorta Galatasaray'ın sponsoru. Ben Fenerbahçeliyim ama onları seviyoruz. Yani yani böyle de bir durum var. Yani bu şu anlamda bunu söyledim. Gelişmeye çok açık, önü çok açık bir üniversite. Çünkü arkasında büyük bir desteği var. Yani bir özel bir üniversite gibi düşünmeyin burayı. Yani bir devlet üniversitesi de özel üniversite karışımı diye düşünün. Evet, kütüphaneyle övünüyoruz. Kütüphane sayımız, kütüphanemiz çok azdı değil mi? Müşerref Hanım geldiğimizde yok gibiydi. Müşerref Hanım burada çok emek vermiş. Birazdan kendisi de size anlatacak üniversiteyi. Fakat üniversitede büyük gelişmeler oldu kütüphane tarafında. İdari personelimizde de yükselme var. Şu anda 142. Pervin Hanım, biz Pervin diyoruz. Aslında Pervane Hanım, biliyorsunuz Azerbaycanlı. Biraz önce konuşmayı yapan kendisi. Kendisi de bize çok yeni katıldı değil mi? Hemen hemen yeni katılanlardan. Kendisi spor, kültür, sağlık. Sağlık bölümünde daire başkanlığında çalışıyor. Yani her yerden her şekilde personel sayısını renkli bir şekilde arttırmaya çalışıyoruz. Aklınızın bir köşesinde olsun. Şimdi öğrenci sayısına gelince zaten şeyi görebilirsiniz aslında. Öğrenci sayısından da nasıl bir yere geldiğimizi. Bakın orada 9161 değil mi Müşerref Hanım? En son verdiğiniz lisede 9161. Arttık mı? Mesela şeye geldiğinde, burası önümüzdeki Eylül'e geldiğinde yaklaşık o 12.500-13.000 civarında öğrenci olacak. Çünkü çok şu anda yükselen bir trend olduğu için Topkapı Üniversitesi talep de ona göre artıyor. Yeni bölümler kuruluyor, yeni mühendislikler, sanat bölümleri kuruyoruz. İşte resim, tiyatro kuruldu. Bu sene müzik bölümü açılıyor. Çok önemli bir müzik bölümü açılıyor. Mühendislikler geliyor. Yani büyüyen bir üniversite, gelişen bir üniversite. Mezun sayımız da aslında 10.000 sayısı aslında çok yeni bir üniversite olduğumuzda gösteriyor. Aslında kuruluşu da yaklaşık 14 yıl olmuş olacak bu seneyle beraber. Ama yürüyen, gelişen bir üniversite, yeniliklere açık bir üniversite, liberal bir üniversite, her şeye açık, her türlü yeniliğe açık. Şeye hiç kapalı, eski düşüncelere kapalı, yeniliğe açık bir üniversite arkadaşlar burası. Yani böyle bilmenizi isterim. Üniversitelerle çok ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Şu anda 50 üniversite ama yeni bu bölüme yeni bir arkadaşımız geldi, Selen Hanım. Onun hedefi 100 sayısını bulmakta. İnşallah görüştüm yöneticilerinizle de. Azerbaycan'a da geleceğiz, ziyarette bulunacağız. Azerbaycan'la da bu ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Erasmus'ta 26 personelimizi gönderdik fakat bu sene sadece bu sene 20 personel gidiyor. Önümüzdeki sene 80 personel gidecek. Yani değişime çok inanıyoruz. Yani kültürel değişime çok inanıyoruz. Evet, sosyal olanakları çok olan bir üniversite. Bu şehir içinde olup böyle alanlara sahip başka bir üniversite yok. Başkalarını kötülemek için söylemiyorum ama gittiğiniz, gezdiğiniz yerdeki okulları gördüğünüzde genelde bina olduğunu gördünüz değil mi arkadaşlar? Binalardan çünkü yer yok. Bizim ise tam tersi çok açık alanımız var. Yani üniversiteyi biraz da böyle
biz yorumluyoruz. Ben Bakü'ye geldiğimde o zaman hep tarihi binaydı. Hiç yüksek bina yoktu ve çok güzel alanlar vardı. Şu an o alanlar büyük binalara gitti mi bilmiyorum hocam. Oralara kurban verdiniz mi bilmiyorum ama benim geldiğimde çok güzeldi. Açık alanları falan, çok tarihi binalar vardı özellikle. Bir merkez vardı. Evet, çok güzeldi. Binalar böyle yüksek binalardı falan, çok güzeldi. Vallahi çok güzel. Evet, bunlar yeni açılacak bölümler. Biz YÖK diye bir kurum var, Yüksek Öğretim Kurumu. Oraya taleplerimizi bildiriyoruz. Bu gördüğünüz bölümlerin hocaları istihdam ediliyor. Ondan sonra başvuruda bulunuyoruz. Çok zor bir proses. Bu prosesi geçtikten sonra o inşallah okey olursa bu bölümlerde açılmış olacak. Bu seneki hedeflerin arasında. Tabii ki atölyeler ve laboratuvarlar var. Bu kaçınılmaz. Bir bölüm daha açılacak. Büyük bir bölüm. Hani belki sizi ilgilendirmiyor bilmiyorum. Sağlık Teknolojileri bölümü açılacak. Sağlık Bilimleri Fakültesi onayı alındı. Fakat biz bir beklemeye aldık. Önümüzdeki seneye aldık. Onun laboratuvarları daha gelişmiş olacak. Tıp fakültesinden önceki dönem. Yani bir tıp fakültesi kurma niyeti var üniversitenin. Fakat önce sağlık bölümlerini kurmak istiyoruz ki ondan sonra tıp fakültesi kuralım. Yani havadan olmasın, onun bir altyapısı oluşsun. Öğrenci doluluğuna baktığımızda da yani Türkiye'ye baktığınızda Türkiye şeyinin üstünde geçen sene %88 civarı, %90 civarı bir doluluk yaptık. Bu önemli bir şey. Biz bütün başarımızı bununla ölçüyoruz. Bilmiyorum Azerbaycan'da nedir durum ama biz yarışıyoruz. Yaklaşık 210 tane üniversite var. Belki Doğuş Üniversitesi'nde bunu hatırlatmış olurlar size. Bunun 77 tanesi vakıf. Aslında özel üniversite diyorlar bize ama biz vakıf üniversitesiyiz. Aslında özelle devlet karışımı. Biz 77 üniversite aramızda savaşıyoruz. En çok, en başarılı üniversite nedir? O %87 dediğimde hepimizin ulaşmak istediğimiz nokta. İnşallah bu sene %95'i hedefliyoruz. Yani öyle bir hedefimiz var. Doluluklara bakarsanız bu, bilmiyorum Azerbaycan'da trend nedir ama Türkiye'deki trend psikoloji. Yani Azerbaycan'da da öyle mi? Herkes psikolog olmak istiyor hocam, bilmiyorum. Belki dünyanın değişen şartlarında psikologlara daha mı çok iş düşüyor bilmiyorum. Psikoloji bölümlerimiz hep dolu, yüksek lisansları dolu. Şimdi inşallah doktorası açılıyor, o da dolu gibi. İşte gördüğünüz gibi doluluk oranları ama psikoloji, herkes psikolojinin peşinde ve herkes orada bir torpil arıyor nedense. Ben mesela çok eskiden, 100 yıl önce benim gençliğimde, yaklaşık 100 yıl önce Tayfun Hocam, bizim gençliğimizde psikoloji bölümü diye öyle bir bölüm bile algılanmıyordu. Hepimiz işte ekonomist, mühendis falan olmaya çalışıyorduk. Bu da güzel sanatlar. Güzel sanatlar genelde vakıf üniversitelerinde çok önem verilmeyen bölümlerdir. Biz çok önem veriyoruz. Neden güzel sanatlara çok önem vermiyor vakıf üniversiteleri? Çünkü vakıf üniversitelerine gelen talebe bir an önce iş hayatına atılmaya çalışıyor. Ama bu da bir ikilem. Güzel sanatların olmadığı bir üniversite gerçek bir üniversite olmaz bize göre. Yani bizim düşüncemiz o. Güzel sanatlar bölümümüz onun için çok büyük. Yani mimarlık var, iç mimarlık var. Yani buradan aslında görüyorsun, dijital oyun, radyo, televizyon, grafik, çizgi film, animasyon, tiyatro, resim, buna bir tane de müzik ekleniyor bu sene. Müzik de eklenince sanırım durum tamamen şey yapılmış olacak. Nedir? Burada bazı şeyler döktük, biz bunları kullanıyoruz. Yani bizim en büyük amacımız inovatif bir üniversite olmak. Zaten kurucuların yaşını söyledim. Üniversitenin sahibi, kurucusu 42 yaşında. O tabii ki inovasyon ister yani. Biz de onu istiyoruz. Yenilikçi bir üniversite. Geleneklere bağlı. Tabii gelenek olmadan hiçbir şey olmaz. Gelenek olmadan olmaz ama hep yeniliğin peşinde olan. Öğretim kadrosu da buna göre dizayn edilen. Bu sene çok önemli yeni öğretim üyeleri katılıyor. Her dakika yeni öğretim üyeleri dahil oluyor. En son belki sizin de bildiğiniz bir çok meşhur bir eski savunma, yani bir general katıldı. Kendisi Mavi Vatan diye bir konsepti şey yapan, belki duymuş olabilirsiniz, Cihat Yaycı doçent olarak katıldı. Önemlidir, Mavi Marmara diyor, yani bütün Akdeniz'in Türkiye'nin hakları olduğunu söyleyen, Libya'daki olayları bir şekilde şey yapan, strateji, Karabağ olaylarında stratejik olarak çok önde olan bir hoca. Yani kendisi generalde emekli oldu, şu anda bizde hoca. Çok yeni hocalar da katılıyor.
Evet, benim sunumum bu kadar. Umarım sizi sıkmamışımdır. Burada aile içindeyiz. Sorunuz varsa sorabilirsiniz çok rahatlıkla. Böyle aklınızın içinden bir şey geçmiş olabilir. Sorabilirsiniz. Ben çünkü ondan sonra bizim Öğrenci İşleri Daire Başkanımız Müşerref Hanım'ı da buraya davet edeceğim. O bir sunum hazırlamadı. O da kendisi anlatacak, öğrenci profilimiz nedir filan. Aklınızda bir şey varsa sorabilirsiniz. Yani üniversiteyle ilgili olabilir, şeyle olabilir, yüksek öğretimde olabilir. Çok bilgiliyim bu konuda. Bizimle ilgili olmayabilir, başka bir üniversiteyle ilgili olabilir. Yani bu konularda çok şeyim. Hani bir sorunuz varsa cevaplandırayım. Buyurun. Yabancı kontenjanımız orada gördüğünüz 10 bin sayısının yarısı. 5 bin öğrenci kontenjanımız var, evet. Yüksek lisanslarımız zaten çok önde bizim. Hem İngilizce hem Türkçe yüksek lisanslarımız var. Doktoralarımız var. Mesela şeyde doktoramız var. Yapay zeka. Hani bir örnek vermek için söylüyorum yani şimdi. Evet. Şimdi şöyle bir yurt, her zaman bir yurt düşünülüyor fakat şehrin içinde yurdu şey yapmıyor, tercih etmiyor öğrenciler. Yani artık o kadar gelişti ki teknoloji, Airbnb, bu İstanbul şehri bir Airbnb şehri. Yani dünyadaki en çok Airbnb'nin olduğu veya öğrencilerin birlikte birleşip tuttuğu bir yer. Ayrıca yurtlarla anlaşmalarımız var tabii. İsteyene yurt imkanı sağlıyoruz. Ama hocam öğrenciler genelde daha serbest olmayı istiyorlar, daha evlerde olmak istiyorlar. Yurt imkanımız var. Yurt imkanımız var. Hani kız öğrenci yurdu da var, erkek öğrenci yurdu da var ayrı ayrı. Kız velileri, genelde ben de kız babasıyım, ilk onu düşünürüz yani, evet. Kız veliler sorabilir, var. Ama çocuklar onu tercih etmiyor yani, gerçekten böyle bir şey. Sormak istediğiniz bir soru var mı? Buyurun lütfen. Efendim? Şimdi turizm yok fakat turizm şöyle, turist rehberliği var. Çok ilgi gören bir bölüm, turist rehberliği bölümümüz var. Ama bizim turizme çok alternatif bölüm var Türkiye'de, çok popüler, gastronomi. Yani şu anda gastronomi bölümümüz, yani bizim için değil sadece, Türkiye bir gastronomi veya İstanbul bir gastronomi şehri olduğu için aslında turizm seçenler birazcık turist rehberliğini seçiyor, değil mi Müşerref Hanım? Turist rehberliğini seçiyorlar. Diğer şeyler de, turizmi seçecek olanlar da biraz şöyle. Türkiye'deki oteller genelde personeli, değerli hocam, turizm liselerinden alıyor. Kendisi yetiştiriyor, ondan sonra pratiğini yapıyor. Yani turizm bölümü kuran üniversitelerde, turizm bölümünü bitirenler de genelde işletmeciliği ve gastronomiyi veya turist rehberliğini seçiyor. Yani bu anlamda turist rehberliği var. Mesela turist rehberliğinde şaşırabilirsiniz, en çok Çinli öğrenciler var. Sebebi ne diye düşünebilirsiniz. Çin'den çok büyük miktarda dünyanın her yerine turist gittiği için onlara rehberlik hizmeti veriyorlar. İstanbul'da veya şeyde. Çok enteresan. Ben şaşırmıştım ilk geldiğimde fakat sorunca anladım. Genelde o mesela onlar. Yani turizm departmanı yok. Ama turist rehberliği var ve gastronomi var. Cevabı böyle vermiş olayım. Buyurun. Evet. Zaten biz dediğim gibi özel değiliz. Devletiz aslında, devlet gibiyiz. Öğrencilere de bursumuz var. Böyle tam milimi milimine bunun ne olduğunu anlatacak kişi de Müşerref Hanım. Müşerref Hanım, yabancı öğrencilerine burs veriyoruz. İsterseniz buyurun siz de böyle. Buyurun böyle. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Çok mutlu olduk üniversitemiz adına. Sizin en son soru, yabancı bursunuz nedir? Başarı bursu veriyoruz biz öğrencilerimize. Bunlara yabancı uyruklar hariç demiyoruz. Birçok üniversitelerin yönetmeliğinde yabancı uyruklu hariç olarak geçiyor. Ama bizim üniversitemizde başarı bursunu her öğrencimiz alabilir. Yani tutturanlar. Evet, ortalamasını tutturan her öğrencimiz yabancı uyruklu da olsa alabilir. Bu arada ben üniversitemizde şu anda tabii Azerbaycanlı öğrencimiz çok az. 5 ön lisans, bir tane lisans öğrencimiz var. Öyle mi? 6 öğrencimiz. 6 öğrencimiz var. Ama seneye daha çok olacağını düşünüyorum ben.
Ama daha önceki yıllarımda ben eğitimde çok eskiyim. Mütevelliyet başkanımız çok genç ama ben 40-41 yıldır eğitim camiasındayım. Devlet üniversitelerinde de görev yaptım. Bence bu üniversite şanslı bir üniversite. Gerçekten işin ehli olan kişilerle çalışılıyor. Bu da öğrenciye yansıyor. Öğrenci geldiği anda biraz önce söylediniz, evet ben de mesela kız öğrenci velileri gelir gelmez ne yapılacak? Ben birçok veliye şunu söylemişimdir. Buyurun bu cep telefonum, en kötü ihtimal alır evinde yatırırım çocuğunuzu. Bu karşıdaki insana verilen bir güvendir. Özellikle il dışından gelen ya da yurt dışından gelen öğrenciler için kız öğrenciler tabii ki bir artı. Her zaman bayanlar önde gördüğümüz gibi bu arada. Biz de sizin gibi. Biz birkaç erkeğiz hocam yani. Hep kadınlar yönetiyor yani. Biz birkaç erkeğiz. Evet, gerçekten de öyle bence de. Her ne kadar bayanlar arka planda gibi gözükse de. Biz de önde yani. Bu okulda bu onu söylemeyi unuttum. Evet, kadınlar daha çok yönetimde. Hoca sayısı, yönetim sayısı. Dediğim gibi biz birkaç tane sayarsanız erkeğiz. İşte Tayfun hocam burada, ben buradayım. Birkaç kişiyiz. Yok yok, o kadar az değilsiniz canım. O kadar az değil bence. Evet, soru cevap evet, olarak ilerleyelim isterseniz. Samimi bir şekilde konuşalım arkadaşlar. Aklınıza başka konular bizim üniversitemizle ilgili olmayabilir. Çevrenizden üniversiteyle ilgili şeyler olabilir. Şeref Hanım bu alandaki en tecrübeli insan olabilir. Yaşı her evet, ne kadar 40 de, da olsa. Evet, ben de öğrencisiyim. 40 da olsa tecrübesi büyük yani. Efendim? Nasıl? Güzel sanatlar fakültemiz var. Ben evet, demin evet, gösterdim evet. Ya işte. Güzel sanatlar bölümümüz var, evet. Çok da ondan övünüyoruz. Fakültü üniversitelerinde güzel sanatlar bölümü pek yoktur bizim gibi üniversitelerde. Çünkü evet. Biz daha çok değil mi? İmalata yönelik aynen. İşte. Mühendis, ekonomist falan çıkıyor. Fakat bu üniversitede biz güzel sanatları en önde tutuyoruz. Çünkü üniversite demek aslında sanat demektir yani. Yani güzel sanatların hangi bölümünde çalışıyorsunuz? Ne? Tiyatro. Buranın tiyatro bölümü çok meşhur, bildiğiniz gibi değil. Aa, bir şey var, başında evet, bugün yok derste. Abdül Bey var bu dizilerde filan. Bizim öğrencilerimiz hep dizilerde filan oluyor. Çok komik. Yani daha öğrenci birinci sınıfta direkt olarak mesela 27'si tiyatro günü. Dünya tiyatro günü. Pazartesi. Burada olsanız burası böyle bir şey oluyor yani. Ya keşke... Tiyatro değil mi? Burada değil şey. Abdül Bey burada değil. Yok. Ama Pervin Hanım da Abdül Bey ile çalışıyor değil mi? Tiyatro bölümümüz. Pervin Hanım da galiba tiyatrocu aslında. Değil mi? Bakın o da tiyatrocu yani. Bu sanata çok önem veren bir üniversite burası. Yani, çok da talep görüyor. Çok o da talep önemli. Gözüküyor. Biraz önce turizm bölümüyle ilgili bir... ben daha önceki üniversitelerde de açıkçası... Çok talep gören bir bölüm değil biliyor musunuz artık? Turist rehberliği çok daha çok önde. Çok daha önde. Gastronomi hocamın dediği gibi çok daha önde. Ama kontenjanları %10'larda falan kalmıştır birçok üniversitede. Ama sebebi şey, liseden, turizm lisesinden öğrenciyi alıyor direkt. Aynen i̇şte aynen. Ön şey, yatak hizmetleri, oda hizmetleri. Kendisi sertifika programlarıyla yetiştiriyor oteller. Ya da açık öğretimden devam ediyor. Ya da açık öğretimden alıyor. Ama işini buyurun. Yapıyor ya o arada. Gerek duymuyor. Efendim? Kabul şartları. Kabul şartları derken biz iki tane mühendislik bölümümüz dışında herhangi bir sınav istemiyoruz. Başvuranları direkt olarak siz onu söyler misiniz? Neler istiyorsunuz? İstenen belgeler zaten genel olarak istenen belgeler, denklik belgesi, pasaportu. Pasaport, direkt gelip lise bitirdiğine dair diploması. Denkliğini istiyoruz onun. Normal nüfus cüzdanı, birkaç tane daha resmi belgesi var, o kadar. Yani en önemli belge lise mezuniyeti ve denkliği. Denkliği olduktan sonra YÖS istemiyoruz. Çünkü iki bölümümüz hariç. Türkçe okumak istiyorsanız, İngilizce okumak istiyorsanız İngilizce sınavı var, ona giriyorsunuz. Ya da bir belgeniz varsa TOEFL gibi. Tömerimiz tömer var. 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 Öz tömerimiz var. Bilmezsiniz. Yok. Sınav yapıyoruz. Türkçesi intermediate level'sa
yani B1 ise, Türkçeniz B1 çünkü Azerbaycanların minimum seviyesi B1'dir. O direkt olarak Türkçe derslere girebiliyor. Hocam bir şey daha soruyorum. Buyurun. Staj. Şimdi bizim staj bölümümüz burada mı bilmiyorum ama staj bölümümüz çok şey aktif. Emine Hanım. Buradayım. Gel bakalım. Burada Allah'tan arkadaşımız. Gel. Gel Emine. Emine bizim okul mezunu değil mi? Bizim okuldan. Aynen. Gel bakalım Emine. Çık. Emine cevap ver bakalım. Stajı nasıl yapıyoruz? Dilersen Azerbaycan'a kendi ülkesinde yapmak isterse Erasmus'la staj kapsamında yapabilir. Ama ülke içerisinde de zaten stajını dilediği kurumda yapabilir. Bizde sınıfta yapıyorsunuz. Mesela bizde 4. sınıfta. Şöyle, ön lisans programında 2 yıllıktan aldıktan sonra 2 yıllık programda 1. sınıfın yazında yapabilir. Lisans programlarında da 3. sınıfın yazından itibaren yapabilir. Zaten bu yaz stajı dönem içinde yapmak isterse yine ders programı kapsamında yardımcı oluyoruz. Dönem içinde yapabilir ama 4 yıllık bölümlerde 3. sınıftan sonra, 2 yıllık bölümlerde 1. sınıftan sonra yapabilir. Bu normal standart. Bunun dışında da biz çok kurumla anlaşmalıyız. Bütün öğrenciler isterse öğrenciyken çalışabilir. Evet. Şöyle, çok kurumla şeyiz. Mesela bir örnek vereyim isterseniz. Beltur'la anlaşmalıyız. Beltur, belediyenin açtığı restoranlar grubu. Her öğrenci istiyorsa sistemde direkt olarak oraya hemen kaydını atıp çalışabilir. Yani bu şöyle. Mesela aileme yük olmak istemiyorum diyor çocuk. Değil mi? Böyle diyebilir. Bir saati var onun. 60 saat çalışma imkanı veriyor ayda. Devlet. Ayda. 60 saat. Bu ne demektir? Günde 3 saat demektir. 3-5 gün. 3 kere 5, 15, 30, 60. Yani bu şey gibi, İngiltere'ye giden varsa İngiltere'de bilirsiniz. Hani çalışmak isteyenlerin üniversitede duvarı da asılıdır. Bizim sistemde çalışmak isteyen kendi alanında veya kendi alanında değil. Yani sadece Beltur'a örnek verdim yeni olduğu için. Ama çok mesela yazılımcılarımız değil mi? Yazılımcılar falan onların zaten peşinde onları kaptırmamaya çalışıyoruz. O bölümler, o mühendislik bölümleri zaten şirketler Türkiye'de büyük bir yazılım şeyi var biliyorsunuz belki. Çizgi film animasyon üretiminde Türkiye ikinci sırada şu anda dünyada. Mesela o bölümlerdeki çocukları sürekli onlar zaten aradan gelip kandırıyorlar. Tabii çizgi film de çok yani yükselişte. Derse bilen de sokamadık. Bu son 2 senelik pandemi döneminde onlar için büyük avantaj oldu. Uzaktan eğitim olduğu için. Çalıştılar bu arada. Yani bir şey daha var belki sorunuz öyle. YÖK'ün kurallarına göre %60 face to face, %40 distance yani uzaktan eğitim verebiliyor bölümler. Yüksek lisanslar da öyle. Uzaktan olabiliyor. Yani. Açık öğretim değil. Uzaktan. 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 Evet var. Açık. Buyurun. Bölümlerine göre değişiyor. Özellikle tıp bölümünde, mühendislikte biz istiyor muyuz? İstiyoruz. 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 İstiyor musun? Yoksa burada normal sınavla biz kendimiz yapıyoruz. Biz de sınavda yapabiliriz canım. YÖS sınavını biz de, yani üniversitelerin şey, yetkisi de var. Her üniversite kendi YÖS sınavını kendi de yapabiliyor bu arada. Evet. Tıp. Evet. Aynen. Mutlaka diye bir şey yok. Ertelendi. Ertelendi oldu. Çünkü o işin içinde biz de vardık. Ertelendi. Şu
şöyle söyleyeyim. Bir kere bizim yaklaşık 40 bölümümüz var diyelim 4 yıllık. Doğru mu? 40 bölümden sadece ikisinde bunu isteyebiliriz. Onda da şu anda istemiyoruz değil mi Emrah'cığım? Doğru. Şu anda istemiyoruz. Bizim öyle bir şey yok. Üniversitede neden yok? Özellikle iki bölüm çok hassas. YÖK ona bakıyor. Tıp ve diş hekimliği. Bu iki bölümde yürüsü çok. Neden? Anlatayım. Kötü bir şey yapmışlar bunu. Geçen sene o da neden olmuş anlatayım. İnsanlar bu tıbbı kazanmak çok zor olduğu için Türkler, Hristiyan, Türkiye'liler gidip işte orada burada kayıt yaptırmış gibi üniversiteleri yapıp oradan buraya döndürmek istedikleri için bu kural oluştu. Ve ondan sonra onu durdurduk ama YÖK'te. Girdik çünkü dedik ki ya yabancı öğrenci gelemez, ertelendi. Tahmin ediyorum o bir tek tıp ve dişçilikte kalacak. Onun dışında ister mi? Dediler bu sene uygulamıyorlar, ertelediler. Yeniden erteleyeceklerini düşünüyorum. Ben içeriden haber veriyorum size, konuşuyorum Ankara'yla, daha yakın haber veriyorum size. Fakat tıp ve dişçilikte bunu uygulamak istiyorlar. Öyleydi fakat tabii bunu biraz yumuşattılar. Aslında belki Azerbaycanlılar için bu çok zor olmayabilir. Ama biz öğrencinin çoğunu Afrika'dan alıyoruz. Afrika'dan alıyoruz. Diğer Türkiye Cumhuriyetlerden alıyoruz. Onlar için YÖS çok zor. Ne zaman girecek, nasıl şey yapacak. Onun için ertelediler. Çünkü altyapı da belki hazır değildi. Bir de altyapı hazır değildi. Var 15'lerin Bizim herhangi bir acentamız yok. Biz direkt olarak biz acentamız yok. Direkt olarak başvuruda bulunulabilir. Mesela 300 değil, 500 değil. Her sene 1000 kişiden çok öğrenci buraya geliyor. Fazladır. Daha fazladır, benden fazladır. Bizde bile 6 tane çıktı, hiç yok. Biz tabii ki yabancılara yeni yeni bakmaya başladık biz. Güzel olur. Rahatlıkla tabii yaparız. Tabii. Ama yüksek lisansta hiç problem yok. Mesela doktorada da yok. Yani onu söyleyebilirim. Rahatlıkla. Tabii. Nasıl? Durumuna göre eğer yüksek okula gelecekse 2 sene. Hazırlık varsa 3. Hazırlık varsa 3. Eğer fakülteye gelecekse 4 yılda. Hazırlığı varsa 5. Hazırlığı yoksa 4. Bir örnek vereyim. Bilgisayar mühendisi 4 sene. 4 senenin de son senesi genelde şirketlerdeler yani çok. Evet. Yüksek lisansta tezsizlerde 3 dönem, tezlilerde 4 dönem diyor. 4 dönem demek 2 sene, 3 dönem demek 1,5 sene yüksek lisans. Sizden erkek efendim? Diploma supplement veriyoruz. Bütün bölümlerimizde diploma 2 veriyoruz. Ben anladım neyi. Bizim üniversitemizin şeyi, akreditasyonu Avrupa'da geçerliyse evet geçerli yani. Öğrenciler bu diplomayı kullanıyor. Sorunuzu anladım. Buyurun. Özür dilerim arkadaki hanımefendi. Çok güzel bir soru. Hemen soruyu söyleyeyim. Çizgi film animasyonda bu istenmiyor ama yapay zekada istiyoruz. Yani yapay zekada yüksek lisans yapmak isterseniz mutlaka ek ders almanız lazım.
bilimsel hazırlık. Biz bilimsel hazırlık. İşte bilimsel yani hazırlık dediğimiz. Mesela bizde ben yönetim bilişimdeyim, management information'dayım. Biz eşit ağırlıktan alıyoruz sosyal öğrenci ama ona bilgi teknolojileri dersi veriyoruz. Fark dersi. Fark ders içinde. Ama süreden kaybettirmiyoruz. Farkımız orada. Yani bir yarım dönem oku, bir dönem oku sonra tekrar demiyoruz. Onun için de yedirerek yapıyoruz yani. Yani o süreyi de kaybetmeden. Hanımefendi buyurun. Biz teşekkür ederiz. Bir şey yapmadık. Geldiniz. Çok sevindim. Yüksek lisans, evet. Matematik mi mezunusunuz? Siz her bölümü olursunuz. Bilgisayar olursunuz, yazılım olursunuz, management information bizim bölümümüze olursunuz. Biz matematikçileri çok alıyoruz. Üniversite diplomanız, üniversite diplomanız, mezun olduğunuz üniversite diplomanız. Efendim? Lisans diploması. Lisans yeterli. Evet. Evet. Mülakat yapıyor zaten. Bölüm şefi, bölüm müdürü mülakat yapıyor. Evet. Sınav değil, mülakat yapıyor. Çünkü zaten üniversite sınav değil, sınav yok. Mülakat. Yani size bakıyor. Bu bölümü anlatıyor. Yani yapabilir misin? Bak önüne böyle zorluklar çıkacak. Yapabilir misin? Sen yapabilirim diye şifahin söylerse. Aynı bizim de şey gibi, yani biz de İngiltere'ye örnek alıyoruz. Ben o sistemi çok iyi bildiğim için. İngiltere gibi yani. Onlar uzaktan eğitim var, evet. Evet, sınava mutlaka gelmek zorundasınız. Yüzde final sınavlarına, evet. Final sınavı. Onun dışında uzaktan olabiliyor. Biraz da şeyden bahsedeyim. Sonuçta bunu sormuyorsunuz belki kibarlığınızda ama ben söyleyeyim. Biz fiyatlar konusunda tabii ki evet gördüm orada. Şeyden destek alıyoruz. Mütevelliden destek alıyoruz. Onun için de fiyatlarımızı çok hani bursu yüksek yaptığımız için desteği bizim fiyatlarımız da çok güzel. Ben şimdi hatırlamaya çalışıyorum hemen çok güzel dedim. Mesela şeylerimiz yönetim bileşim gibi filan bunların yüksek seansları yaklaşık 15 bin lira gibi filan. Yani 1000 dolar civarı. Yüksek lisans 1000 dolar, doktoralarda 1500 dolar. Değil mi? Öyle evet. Kesin bilmiyorum ben de çünkü sana tamam. 1500 dolar veririz ortalama. Bir liste bir göndereceğiz. TL 1000 dolar oluyor 15 lira civarında. TL ödeceğim ne olacak? Ne farkı? Fark mı? Dolardan korkuyoruz. Geçen sene yarım kısım, bu sene iki katı olsun. Uluslararası ilişkilerde de var. Uluslararası ilişkiler bölümü İngilizce yalnız. Türkçe değil, İngilizce. Orada çok hocalar var. İngilizce eğitim veriyorlar. Dediğim gibi Rusça bölümümüz yok. Var Kazakistan, şu anda Kazakistan'dan 80 tane öğrenci var şu anda kampüste. Hazırlık alıyorlar. Tömer'deler şu anda. Şu anda dün hatta, dün müydü Nevruz? Bir önceki gün. Bir önceki gün Nevruz yaptık onlarla. Hatta şey yaptık, eğlence yaptık. Böyle Nevruz töreni yaptık şeylerle, Kazak öğrencilerle. Onlar bu sene Tömer alıyor. Çünkü Kazak öğrencilerin Türkçesi yok. Yani bizim gibi değil onlar. Onlar bildiğiniz Rusça konuşuyor yani. Tabii. Ama Türkçeyi de öğreniyorlar bir yılda. Ondan sonra geçiş yapıyor. Buyurun. Belki bir miktar fark olabilir. Şu anda hatırlamıyorum. Aynı seviyede diye düşünüyorum ben. Biraz daha uzaktan daha bir tık yani normal ön lisans lisansla fark ediyor. Biraz yüksek lisans bir tık daha ben aşağıda. Ben bütün listeleri ortalarımıza vereceğim dokümanları. Bölüm bazında da değişiyor. Şimdi turist rehberliği çok talep gören bölüm. Uzaktan da bir tık daha yüksek olabiliyor. Olabilir. Onun için yani, onun fiyatlarını veririz size. Türk lirasının değerini
en mali sebeplerle düşmek. Uygun ama. Fiyatlarımızın çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle. Arkadaşlar, son bir soru. Sonra çünkü diğer konuşmacıları sizi tanıyacağız. Konuşmacılar var. Ferdi Hanım oradan hemen yeter olabilir. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Şöyle, şimdi şöyle, her bir öğrenci olduğu dönemde gidip bir yerde experience yapıyorsa İstanbul'da iş bulamaması diye bir şey yok. Ama iş hangi iş olabilir? Yani ben genel müdürlük istiyorum derse olmayabilir ama mutlaka öğrencilerimiz. Emine'yi de örnek verebilirsiniz, bizim ben öğrencimiz. Bizim öğrencimiz, biz de baktığımızda. 5 yıl önce mezun oldum, hala burada devam ediyor. Mezun olup bırakmamıştık. Evet. Evet. Emine, bizim öğrencilerimiz iş bulma şeyi biraz bahseder. Yani şöyle aslında, öğrencilerin staja başladığı zaman kendini sevdiği takdirde kurum zaten onun bünyesinde çalışmaya devam ediyor. O yüzden aynen. Staj bu anlamda çok artı önemli. Özellik aslında. 20 gün ama kurumlardan sürekli, mesela sürekli gönderdiğimiz kurumlardan geri dönüş alıyoruz. Ve bu staj sürecini biraz daha bu şekilde bir normal eğitimlerine zarar vermeden çalışan olarak bünyemize devam ettirebilir miyiz? Biz zaten dönüşler alıyoruz. O yüzden staj artı bir özellik aslında. Staja başladığınızda hem kurum sizi tanıyor, siz kurumu tanıyorsunuz, devam edebilecek potansiyeldeyiz. Zaten stajdan sonra devam ediyoruz. İstanbul öğrencileri avantajlı çalışma bakımından. İstanbul çok avantajlı. Yani diğer şehirler biraz daha bu konuda az şirket oldu. İstanbul şey bir şehir yani. Kendini ispat ederse öğrenci yani. Devam ediyor aynı. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yine burada teşekkür ederiz. Şimdi konuşması için kürsüye Sayın Tayfun Güven hocamızı, doktor, öğretim üyesi ve üniversitemizin ombudsmanı. Buyurun hocam. Kardeşlerimiz hoş geldiniz. Biz sizleri hiçbir zaman bizlerden farklı başka bir ülkenin insanı olarak görmüyoruz. Burası sizin yuvanız. Bora Bey üniversitemizi tanıttı. Müşerref Hanım da üniversitemizle ilgili öğrencilerden bahsetti. Ben de size bugünkü ana temamız eğitimdeki trendler diye birkaç söz söylemek için kürsüye geldim. Ben aynı zamanda üniversitenin ombudsmanıyım. Şimdi üniversitelerde trend dediğimiz zaman böyle bir kurum Türkiye'de ve dünyada sayılı üniversitelerde var. Bizim üniversitemiz vizyonu gereği böyle bir kurumu hayata geçirdi. Ombudsmanlık müessesesi, belki bilmeyen arkadaşlarım vardır, arabulucu anlamına geliyor. Devlette de kamu denetçiliği anlamında çok değerli bir kurum aslında. Biz burada bununla ilgili üniversitemizin çeşitli komisyonları var. Bu komisyonlardan iki tanesi ombudsmanlık müessesesine bağlı. Bunlardan en önemlisi çalışanlar ve öğrencilerin memnuniyeti komisyonu. Üniversitemizde rektör değişiminden sonra yeni rektör hocamızın vizyonu gereği böyle bir birim kuruldu. Bu birimde öncelikle öğrencilerin şikayetleri, önerileri ombudsmanlık müessesesine direkt olarak geliyor. Yani burada öğrencilerin notları dahil, öğretim üyeleriyle ilişkileri dahil, birbirleriyle olan ilişkileri dahil, aynı şekilde öğretim üyelerinin de çözemedikleri, çare bulamadıkları sorunları arabulucu yöntemiyle çözebilecek bir kurum. Yani bu üniversitelerde eğitim sistemindeki işte en önemli trendlerden biri aslında üniversitelerin özerkliği. Yani üniversiteleri biz artık günümüzde ayrı birer cumhuriyet gibi düşünüyoruz. Ayrı özerk cumhuriyetler içerisinde demokratik yöntemlerle idare edilen birimler olarak. Benim uzmanlık alanım pazarlama. Pazarlama bilimi dünyada çok önemli bir yer işgal ediyordu zaten. Ama günümüzde en önemli yerlerden bir koltuğa oturdu. En önemli yerlere geldi. Her şeye pazarlama gözüyle bakıyoruz. Yani artık dünya bir marketing alanı. Tabii üniversitelerde
bundan kaçınamadı. Dolayısıyla da üniversitelerde eğitim, biraz önce hocamızla da konuştuk, eğitim sanki göz ardı ediliyor. Bunun yanında öğrenci kapasitesiyle öğrencilere pazarlanan bir kurum haline geliyor. Her yerde olduğu gibi hastanelere de baktığımız zaman aslında oraya hastalar şifa bulmaya gelirken ama ne yazık ki hasta sayılarıyla daha çok hasta gelsin, daha çok para kazanalım diye geliyor. Ama biz her zaman konuşuyoruz ve anlatıyoruz, diyoruz ki işletmeler para kazanmak isteyen kurumlar değildir. İşletmeler kar elde etmek isteyen kurumlardır. Buradan hareketle biz de pazarlamacılar, tabii ki onlara terminolojik anlamda müşteri diyorsak da, ama onlar bizim için öğrenci, onlar bizim için hasta. Bu gözlükle baktığımızda pazarlamanın dinamikleri gereği biz de üniversitemizi tabii ki pazarlıyoruz. Bugün burada bulunmanızın aslında alt temelinde yatan da bu pazarlama gerçeği. Biz üniversitemizi pazarlayacağız ki eğitimimizi nasıl yaptığımızı, bakın öğrenci sayımızdan öte de üniversitemizdeki Bora Bey ne dedi? Üniversitemize çok değerli öğretim üyeleri katılıyor. Demek ki buradan şu sonucu çıkarıyoruz. Artık üniversitelerde marketing dünyasında sayılarla değil de içindeki değerli bilgilerle bir yere gelebilen üniversiteler olması. Artık üniversiteler adlarıyla değil, ilgi alanlarıyla öne çıkıyor. Hatta günümüzde özel şirketlerin, mesela Ford Company'nin kendine has bir üniversitesi var. Bora Bey'in çalıştığı daha önceki kurum Shell'in kendine has bir üniversitesi var. Bunlar ne üretiyorlar? Kendi ihtiyaçlarına yönelik insan kaynağını eğitip, insan kaynağını kendi kurumlarında çalıştırabilecek elemanları, ara elemanları dahil, üst yönetimi dahil yetiştirmeye çalışıyorlar. Buradan şu sonuca geliyoruz sevgili arkadaşlarım. Üniversiteler birer eğitim kurumudur. Biz eğitim kurumu olarak baktığımızda sadece öğretim olarak da bakmıyoruz. İşi ikiye ayırıyoruz. Eğitim ve öğretim diyoruz. Eğitimde işte içerisine bu üniversite ortamında yaşamsal, kültürel işin içinde tiyatrosuyla, öğrenci kulüpleriyle olan bir eğitim yapısı. Öğretimde de değerli öğretim üyeleriyle bilgi ağırlıklı üniversiteler çıkarıyoruz. Tabii yakın zamanda bir de pandemi denen bir krizle dünya yüz yüze geldi. Onun sonuçları aslında bizlere çok şey öğretti. Biz üniversite olarak pandemi salgınının başladığının ikinci gününde online eğitime başlayabildik. Altyapımız buna müsaitti. 2 yıllık eğitim verirken online eğitimleri hazır olarak kurulmuş bir yapıyı hemen 4 yıllıklara, yüksek lisanslara adapte edebildik ve online eğitimlere başlayabildik. Şimdi dünya öyle bir noktaya geldi ki eğitim de online olabiliyormuş. Bunu gördük. Belki de bu sistemi kurgulayanlar bize bunu bilinçli olarak da denettiler. Ve bundan sonra online eğitim daha çok ağırlık kazanacak gibi gözüküyor. Online alışveriş olduğu gibi eğitim de bundan sonra online olabilir. Ama tabii biz hocalar öğrencilerimizle, sizler de öylesinizdir muhakkak, yüz yüze olmayı online'a yeğliyoruz. Fakat online eğitimde çok güzel deneyimler yaşadık. Derslerimizde davet ettiğimiz sanayiden veya başka üniversitelerden veya bu konuda tecrübe olan kişilerle buluşup derslerde onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak isterdik. Onları çağırırdık, davet ederdik, gelirlerdi, gitmezlerdi, ulaşım problemleri, ama online'da bunu çözdük. Bağlanıyoruz cep telefonundan bile. O ilgili arkadaşım derse bağlandı, öğrencilerle yüz yüze geldi, sorularını cevapladı. Bu şekilde de üniversiteler artık bundan sonra online'ı da yüz yüze eğitimlerin yanında kullanacak. Zaten biz de, bizim bağlı olduğumuz Türkiye'deki bütün üniversitelerin YÖK diye bir bağlı olduğu bir kurum var, üst kurum. Onun da bizi talimatlandırdığı şekilde %40'ı ve %60'ı da yüz yüze olması konusunda hibrit bir eğitim sistemini uyguluyoruz. Benim eğitimdeki söylemek istediğim trend bunlar. Ama ombudsmanlık müessesesinin ben bütün üniversitelerde olmasını, hatta bazı üniversitelerde buna öğrenci dekanlığı denen bir dekanlık şeklinde de gelişiyor, olmasını canı yürekten destekliyorum. Sizlerin bu konuda sormak istediğiniz bir şey varsa da cevaplamaktan onur duyarım.
kimse sesini çıkaramıyor ve bir de arkadaşlar mobbing kavramını bilmiyor. Biz belki mobbinge uğruyoruz ama bu uğradığımız davranış biçimi ne? Beni rahatsız eden ne? Bakın üst dediğimiz amir pozisyondaki kişiler hastalarına da mobbing yapabiliyor. Hastalar da, çalışanlar da üstlerine mobbing yapabiliyor. Bu iki taraflı bir şey. Mobbing dünyada da çok önemli bir konu. Biz üniversitemizde bunu hayata geçirdik. Mobbing ile ilgili uygulamalar konusunda hem bilinçleniyoruz hem de bunu hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda da bunun örneklerini yaşadık. Öğrenciler de buna gelin. Evet, öğrenciler hiçbir korkuya, hiçbir baskıya maruz kalmadan direkt olarak ombudsmanlık müessesesine müracaat edebiliyorlar. Bizim bununla ilgili bir mail trafiğimiz var. Öncelikle ombudsmana geliyor. Rektör hocamız dahil ki biz buraya dedik bir cumhuriyet olarak tanırsak cumhurbaşkanımız, rektörümüz dahil bu gelen bilgiler akışından kişisel bazda öncelikle haberi olmuyor. Biz komisyonlarda bunu tartışıyoruz. Komisyondan çıkacak neticeye göre rektörle arz ediyoruz ve delegat işlemlerinin yapılmasını bu mobilya ile ilgili komisyonumuzla oraya sevk ediyoruz ve bununla ilgili de muhakkak işlem yapılıyor. Yapılması da zaten gerekiyor. Ama mobbingi çok iyi tanımak ve çerçevesini çok iyi çizmek koşuluyor. Bazen amir aslına bir konuda yönetsel anlamda talimatlandırırken bazı konularda bakıyorsunuz abartılı bir şekilde eksikleri yönünde faaliyet yürütüyor ve aslını öncelikle anlayamıyorsunuz. Yani mobbingi uğrayıp uğramadığınız gibi farkında değil. Rahatsız oluyor. Rahatsızlığını bizlere iletiyor. Biz buna diyoruz ki bunun adı mobbing. Önce o mobbingde uğrayan ve uğratan kişilerle konuşuyoruz. Belki de farkında olmadan oluyor. Ama kurumsal kültür diyoruz biz buna. Üniversitemizde de böyle bir kültür oluşturmaya, böyle bir hava oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Mobbing anlamına göre yani en önemli şey şu, biz bir kampüs üniversitesi. Üniversite demek, bir tane daha son bir buyurun. Üniversite demek, kampüs demek, üniversitenin adı bu. Yani bir üniversite bir binada olamaz. Burada öğrenci kantininde olacak, öğrenci bahçesinde olacak, öğrenci burada boş vakitleri geçirmek isteyecek, kampüsten sadece ders için gelmeyecek, ders olmadığı günde gelmek isteyecek. Böyle bir kampüs yaratmak. Yani kampüs üniversitesi olmaz. İkincisi, beni tercih edebilmeniz için üniversite tercih edebilmeniz için üniversite öğrenci konumuna bakıyor. Ulaşım imkanlarına bakıyor. Benim üniversitenin yanında Marmara. Dünyanın sayılı hizmet veren hatlarından biri. Marmara 5 dakika burada uzaklıkta, yaya mesafesi. Ulaşım çok kolay. Şehrin göbeği değil, İstanbul'un tam ortasında. Yurtlara, sosyal tesislere, kültürel alanlara çok yakınız. Bunun yanında tekrar söyleyeyim, pazarlamacı olarak söyleyeyim. Öğretim elemanlarımızın kalitesi, kurumumuzun kültürü. Liberal. Evet, liberal bir özgürlükçü. Zaten o yüzden bir ombudsman müessesesi kuruldu. Rektör Hoca bunu idari bilimlerle yapmak yerine akademik bilim anlamında böyle bir şey kuruyor. Ve öğrenciler, inanın benim tek telefonuma her gün bir şeyler söylüyorlar. Yakın zamanda yaşadığım bir hadiseyi müsaadenizle kısaca anlatayım. Bir öğrencimiz dışarıda asayişle ilgili bir sorun yaşamış. Babası kız öğrenci. Babası bunun haberi olmuş. Yani kasıpçına bıçak çekmişler. Bir üniversitenin dışında. Parasını almışlar. Babası buna çok içerlemiş, çok yapmış. Cimer'e yazı yapmış. Rektör gibi aramışlar. Hemen ben aramış. Kırşehir'den bir adam var. Kırşehir'den çıktı. Kırşehir biliyorsun. İstanbul'dan belki 800 kilometre uzak. Yani, evet. Uzakta bir yer. Şu anda dedi, öyle rahatladım ki benim üniversiteden bir hocanın, bir bilim bu şekilde araması benim size olan güvenimi arttırdı.
Bakımı çok önemli. Benim de kızım, ha, doğru geldi. Çocuklarımızı bir yere eğitim, öğretim için gönderdiğimizde aklımız orada kalmıyor. Yani biz onlara dedik ki bu çocuklar bize emanet. Yolun asayiş problemini çözdük. Dışarıdan bu konuyla ilgili asayişle ilgili tekniklerini çoğalttırdık. Kamera sistemleri, daha sonra etraftaki polis tekniklerine devriye sayısını arttırdık. Etrafımızda ve civarımızdaki asayiş konusundaki öğrencilere güvenli bir yer haline getirdik. Yani bu bizim üniversitemizin vizyonuyla alakalı. Biz farklı bir üniversite olmuştuk. Farklılaşmak istiyoruz. Öğrenciye dönük. Yani sadece öğrenciye dönük değil. Öğretim elemanımıza da önemli. İyi öğretim elemanlarımızın iyi çalışma olanaklarıyla, iyi düzenlerle burada mutlu olmasını, o mutluluğu da öğrencilere yansıtmasını istiyoruz. Böylelikle Marmara Üniversitesi olma yolunda adımlar atıyoruz. Kısmet inşallah böyle bir siz geldiğiniz değerli arkadaşlarla da beraber olduğumuzda onların da katkısıyla muhakkak olacaktır. Gelişimize düşünüyoruz. Daha Marmara olduğumuzda ilerleyeceğiz. Cevap verebildim mi hocam? Evet, bilgilendirme amaçlı toplantılar yapıyoruz. Bunlarla ilgili komisyonlarımız var. O komisyonlarla konuşuyoruz. Bunlarla ilgili seminerler yapıyor hocalarımız. Bunlarla ilgili merkezlerimiz var. Bu merkezlerde bunlar konuşuluyor, tartışılıyor. Kanal var, direkt olarak ulaşabiliyor. Evet. Kanal var. Direkt kanal. Benimle direkt olarak irtibat kurabiliyor. Orada sorabiliyor. Açık yüreklilikle. Yanıma da gelebiliyor. Böyle böyle bir konuda rahatsızım diyor. Önce anlatıyoruz. Diyoruz ki bu rahatsızlığın önemli bir şey değil. Bu mobil demek değil. Yani onun kendisine de mobil demek değil de demek istemiyorum. Lisan-ı münasip dedikleri, lisan-ı münasip de anlatıyoruz. Bu bir aktif ilişkisi içerisinde yürüyoruz. Ama bu şikayetler belli kişilerde yoğunlaşmaya başlayınca bir sürü fark ediyor. Ha, o zaman diyoruz bakın bu sadece aktif ilişkisi geçmiş, bu bilgi değil. Tabii bu nasıl olacak bir şey? Sadece seminerler ve konferanslar geçmez. Biraz önce dedim ya, kurum kültürü. Bizler cep telefonlarıyla 24 saat birbirlerimize artık haber geçiyoruz. Herkes arkadaşlarıyla, dostlarıyla her şeyi konuşabilir. Siz bir şeyi öğrendiniz, ben konu oldunuz. Bu konuda hemencik sosyal medyadan, oradan buradan arkadaşlarınızı sorabiliyorsunuz. Bana böyle yaptı, hoca bana böyle davranıyor. Veya şu sınıftan biri bana devamlı böyle yapıyor, mobbing yapıyor. Misalim ki onlar şu projede çalışıyor falan filan gibi. Hemen yaygınlaşıyor, birbirleriyle haberleşiyorlar, öğreniyor. Tamam. Evet, Sayın Hocam. Şimdi konuşması için kürsüye Sayın Tofik Sadıkov'u davet ediyorum. Azerbaycan Aydınlanmacılar Derneği'nin başkanı. Buyurun Tofik. Evvela Azerbaycan'dan salamlar getirmiş size. Müəllim ne kadar ülvüdür Boğad, güneş de şefekli, su tək təmizdir. Müəllim elmlər xəzinəsidir. Göylərə ucalan, aya yol açan onun duasıdır, onun səsidir. Hərdən baxıb ağ saçına, zənn etmə ki qocalmısan. Qarsız olmaz uca dağlar. Belə qocaldıqca ucalmısan, deyir bizim şair. Öyrətməni günəşə bənzədir və deyir ki, siyah saçların varsa bu sənin qocalığın deyil, bu sənin ucalığındır, böyüdüyündür. Bu şehirden yola çıkaraq, öyrətminə saygıdan yola çıkaraq Azərbaycan Aydınlanmacılar Derneğini qurmuşuq 2020 yılında. Və amacımız sevgi ilə təhsil və toplum üçün, eğitim və toplum, sivil cəmiyyət için və dürüstcəsinə çalışmaqdır. Şu anda 5000'den yukarı üyelerimiz var. Onlardan 48 kişilik bir ekiple sizin karşınızdayız. Ve teşekkür ederiz ki,
bizi kabul etmişsiniz ve böyle bir güzel etkinlik hazırlamışsınız. Bizim öğretmenler sizin üniversiteden ve sizin konuştuklarınızdan çok şeyler götürecekler ve bunlar bir növ başlangıç. Bizim amaçlardan biri öğretmenler arasında bu əlaqələrin qurulmasıdır. Hansı ki bugün burada olmamızın da məqsədi əsas budur. Gələcək bircə projelerin yapılması, bizim öğrencilerin sizə katılması və sizin professorların seminarlarını, bizim professorların seminarlarının sizdə yapılmasını yapa biliriz. Və bunlar hepsi bugün sadəcə bir başlangıç olmalı və gələcəkdə daha çox işlər görə bilməyimizi hazırlamalı. Və biz çocukluqdan türklərin bizə kardeş olduğunu duyardık. Biz bir millətçi devlet olduğumuzu bilərdik. Bizim şimdi türkçəyi anlamamız, sizi anlamamız, konuşmamızın bunlar hepsi bizim türk kanalları, türk serialları, türk filmləriyle büyümemizin sayesindedir. Ama 2020 yılında olan savaş zamanı, 44 günlük müharibə zamanı biz türklərin bu fikirlərin ne kadar real olduğunu, yani kardeşliğin ne olduğunu daha derinden anladık. Ve bütün dünya, bunu tek biz anlamadı, bütün dünya anladı, Türk kardeşliğini anladı. Ve biz 30 yıldan sonra öz kendi torpaqlarımızı kanı pahasına verdiğimiz torpaqları kanı pahasına aldık. Ve şehitlerimizin ruhuna teşekkür ederiz her zaman, gazilerimize teşekkür ederiz ki onlar bize o 44 gün ərzində həmin torpaqları kaytardılar. Ve Bismarck'ın bir sözü var, deyir, heç bir müharibəni harbiçilər utmaz, müharibəni öğretmenler kazanır. Neden? Çünkü bütün her yerde öğretmen var. Ama müharibə bitti, biz zafer çaldık. Ama şimdi iş biz öğretmenlere düşer, biz aydınmacılara düşer. Ve zaferden sonra her zaman söylediğim bir fikir var. Şimdi üniversiteler tikmə zamanı, üniversite açmak ve okul tikmə zamanı. Bunlar da seneye artık 2023 yılından sonraya büyük projeler olacak. Artık bizim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı arasında anlaşma var. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kurulur Azerbaycan'da. Yani bütün bunlar getdikcə daha da artan sıradadır. Ne hoş ki biz Nowruz tatilindeyiz şimdi ve Nowruz tatilinden yararlanarak tatilimizi hem burada geçirip hem sizle tanışırıq. Ne hoş bize ki bu görüş başdır. Ve inşallah ki yeni əməkdaşlıq ve yeni arkadaşlığımız olacak ve daha uzun sürecek. Benim çıxışım bu kadar. Sonda yine bir söz alacağım. Şimdi isterdim bizim öğretmenlerden söz almak çıxış hazırlayanlar var. Onları size təqdim edeyim. Kim birinci konuşmak? Gel. Səbinə müəllimə, buyurun. Okul öğretmenimiz. Mən Məmmədova Səbinə, buradan sizi salamlamaqdan qürur duyuram və təşkilatçılığa görə Azərbaycan Maarifçilər Assosiasiyasının rəhbəri Tofiq müəllimə və Turaniya xanıma təşəkkür edirəm. Həmçində Topkapı Universitetinə. Nə yaxşı ki, biz gənc müəllimlərin inkişaf etməsi üçün, bir şeylər öyrənməyimiz üçün bu cür seminarlar təşkil edirsiniz. Çox sağ olun. Bugünkü mövzumuz müasir, innovativ, yəni yenilikçi çağdaş eğitim dərsləridir. Amma çıxışa başlamamışdan öncə istəyərdim bir Atatürk'ün sözləri ilə başlayayım. Gələcəyin güvəncəsi sağlam təməllərə dayalı bir eğitimə, eğitim isə öğretmənə dayalıdır. Dərs müəllimin əsəridir. Məktəb şagirdləri hər tərəfli və dərin biliklərlə təmin etməlidir. Son zamanlar Azərbaycanda da müasir innovativ təlim üsullarından və dərslərdən istifadə olunur. Mənim özüm Xəzər Universiteti, bəlkə də tanıyarsınız, Azərbaycanın ən yaxşı universitetlərindən biridir. Onun nəzdində olan Dünya Məktəbində çalışıram. Qeyd edim ki, bizim məktəb Azərbaycana ilk özəl məktəbdir və 1998-ci ildən fəaliyyət göstərir bu məktəb.
1998-ci ildə və 3 dildə bizdə tədris aparılır. İngilis dilində, rus dilində və Azərbaycan dilində. Həmçinin də bizim məktəb Azərbaycanda rəsmi IB statuslu bir məktəbdir. Şəkillərdən gördüyünüz kimi mən bir tarix müəllimiyəm və tarix elə bir dərsdir ki, uşaqlara sadəcə olaraq danışsaq bu sıxıcı gələr. Ona görə bacardığım qədər çalışdırıram ki, dərslərimi uşaqlara danışdığım mövzunu vizual olaraq onların təsəvvüründə yaradım. Və öz dərslərimdə çalışıram ki, fərqli təlim üsullarına istifadə edim və yaxud fərqli proqramlardan istifadə edim. Məsələn, deyək ki, Google Earth, Learning Apps və Kahoot proqramlarından da istifadə edirəm. Bu cür düşünürəm ki, tarix dərslərini, humanitar fənləri bu cür keçəndə uşaqların yaddaşında daha yaxşı və daha rəngərəng qalır. Yəni, dərs keçdiyimiz mövzunun uşaqlar nə olduğunu bilirlər. Ən son bizim dərsimiz 2-ci Qarabağ savaşında uşaqlara tapşırmışdım ki, Google Earth proqramı vasitəsilə onlar şəhidlərimizin keçdiyi yolu araşdırsınlar, həm də şəhidlərimizin adlarını əbədləşdirmək niyyəti ilə. Bununla da biz həm YouTube kanalımızda hər bir şagird video çəkdi hər bir şəhidimiz haqqında, həm onların keçdiyi yolu öyrənmiş oldular, həm də ki, belə deyim də, müasir o interaktiv dərs keçmiş olduq biz. Son, yəni qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, son zamanlar Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri ən yüksək zirvədədir. Və bu münasibətlərin bu yerə gəlib çatmasında bizim prezidentimiz İlham Əliyev və Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Ərdoğanın böyük bir rolu vardır. Və 44 günlük Qarabağ müharibəsində siz türklərin çox böyük bizə dəstəyi oldu. Buna görə mən sizə təşəkkür edirəm. Bu bizim yaddaşımızdan heç vaxt silinməyəcək. Və sözlərimə çıxışımı çox uzatmadan belə bir sözlə bitirməsi bir dənə sizdən xahiş eləyəcəm, kömək edərdiniz. Arkadaşlardan da bir dənə siz edirəm. Daha hər birinizi xoş gördük, universitet rəhbərliyi. Burada daha çox Türkiyə-Azərbaycan dostluğundan danışıldı. Mən də istəyirəm tarixi biraz xatırlayaq.
Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, ümumiyyətlə Türkiyənin tarixi çox qədimlərə dayanır və Türkiyə-Azərbaycan dostluğu da eynən böylə. Azərbaycan-Türkiyə dostluğu hələ 1914-cü ildən Türkiyənin Çanakkale savaşında, Birinci Dünya müharibəsində, çətin dönəmlərində Azərbaycan maarifçiləri, hansı ki Əhməd Bəyağoğlu, Əhməd Cavad, bu savaşlarda öz iradələrini ortaya qoydular, öz mövqeylərini bildirdilər. Eyni zamanda mən, Tofiq müəllim qeyd elədi, Gəncədən yaşayıram və 1918-ci ildə Nuru Paşa, hansı ki öz qoşunu ilə öz iradəsini Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasında çox geniş şəkildə o yardımcı oldu bizə. Bu tarixdir. Bugünə baxanda biz artıq üçüncü gündür universitetlərlə əlaqə eləyirik və hər bir universitetdə universitet rəhbərliyi Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun bir nümayişi olaraq biz universitetlərdə Azərbaycanlı müəllimlərlə görüşürük. Universitet rəhbərliyi bu müəllimləri bizlərə təqdim eləyir. İstanbulda yeni trend eğitim 2022 forumunda mən öz məktəbimiz haqqında danışmaq istəyirəm. Demək, məktəbimiz də məktəbimizin vizyonu, şəxsiyyətin sağlam yönümlü inkişafı, ən əsas da milli dəyərlərin, şagirdlərin milli dəyərlərə yönümlü müasir bacarıqlara yiyələnməsi son dövrlər Azərbaycan məktəblərində, burada Tayfun bəy də qeyd etdi, milli dəyərlərin trend olması bizdə Azərbaycanda da ön sıradadır. Məktəbimizdə demək 3 idarə heyəti, 14 tədris yardımcı heyət, 29 təhsil verən və 231 öyrənci təhsil alanımız vardır. Qeyd etdiyim kimi, vizyon əsas olaraq şagirdlərin müasir bacarıqlara yiyələnməsi, eyni zamanda müharibə dövründə bizim qazandığımız nailiyyətlərin şagirdlərə çatdırılması, əsas müəllimlər daha çox bu yöndə iştirak edirlər, bu yöndə onlara bacarıqlar verirlər ki, bildiyiniz kimi 1918-ci ildə Azərbaycan Respublikası ilk dəfə yarananda və müəyyən çətinliklər əldə olundu, müəyyən çətinliklərlə üzləşdik və yenidən 1990-91-ci ildən bu yana Azərbaycan torpaqları işğal olunmuşdur və ümumi şagirdlərin də biliklərə yiyələnməsində müəyyən çətinliklər yaradırdı. Ona görə də biz məktəbimizin əsas hədəflərində müharibə mövzusunu da ön plana gətirmişik və şagirdlərə müəllimlər, təhsil verənlər bu mövzuda da xüsusi dərslər tədris edirlər. Diqqətinizə görə bir daha təşəkkür edirik. Hər kəsi salamlayıram. Mən Vəliyeva Səlmi, Tovuz rayonundan gəlmişəm. Demək, ilk öncə mən bu forumu təşkil elədiyi üçün Tofiq müəllimə, daha sonra Mütəvənə xanım sizə, eyni anda da Topkapı Universitetinin bütün ekibinə təşəkkürümü bildirirəm. Bizi mehribancasına qarşıladınız. Çox təşəkkür edirəm. Biz hər zaman bilirik ki, Türk qardaşlarımız bizimlədir. Yəni, biz bunu 44 günlük Qarabağ savaşında da gördük. Belə deyək də, hər zaman mən küçük vaxtdan eşidirəm. İki dövlət, bir millətik. Həqiqətən çox təşəkkürümü bildirəm.
Savaş dedikdə biz öğretmen olarak bize çok çətin dönem keçirdik. Çünkü bizim ilçə, rayon Ermənistanla hərb sərhəddir. Və aynı anda həm savaş, aynı anda təhsili davam etdirmək, eğitimi davam etdirmək birə çətindir. Amma lakin buna baxmayaraq bir öğretmen olarak biz öz görevimizi hər zaman yaptıq. Burada ümumi milli liderimiz Heydər Əliyevin bir kəlməsini xatırladım. Müəllimdən daha belə ali ad tanımıram. Yəni həqiqətən müəllim olaraq biz öz görevimizi yerinə getirməyə çalışdıq. Mən branşım matematik, amma aynı anda istiham müəllimiyəm. Belə deyək, bizim ilçə Azərbaycanın paytaxtı Bakıdan 460 km uzaqlıqda. Yəni eğitimdə yeni trendlər dedikdə həqiqətən bizə də biraz müəyyən vaxtı çətinliklər olur. Yenilikləri bizim ilçəyə gətirmək üçün biz də öz üzərimizdə işləməyə çalışırıq. Demək, mən sizə deyim ki, Bozalqanlı kənd məktəbində mən istəyəm tədris edirəm. Rayonumuzun mərkəzindən uzaq, amma həqiqətən bir kənd üçün şagirdlərdə yeni biliklər əldə eləmək həqiqətən çox maraqlıdır. Daha sonra başqa bir eğitim, beynəlxalq qiymətləndirmə təlimi var. Onun üçün ben arkada da görürsüz orada dağ var. Yani həqiqətən şagirdlərdə o qədər maraq yaranır ki, çalışıram ki, öz fənnimi sevdirmək üçün onlara belə deyək də daha əyləncəli olsun dərsləri, onlara real olaraq göstərməyə çalışıram ki, özləri bizdə matematik fiqurlar və onları görmək üçün onlar özləri düzəltməyə çalışırlar. Bu isə mən çalışdığım 2009-cu ildə başlayaraq çalışdığım məktəb. Bizim belə deyək, dərslərimiz çalışırıq yenilikləri dərslərimizdə tətbiq eləyək. Web 2 alətləridir, müxtəlif proqramlardır ki, hansınla ki dərslərimizi daha maraqlı eləməyə çalışırıq. Və belə deyək də, bizim tədrisdən paraleldə çalışırıq ki, bizim xüsusi belə deyək, bayramlarımız və anım günlərimiz ki olur, onları həmi okulda belə deyək, yəni aynı anda da bir neçə ilçələrdən birləşib, hətta dəfələrdən bizim onlayn görüşlərimiz olub, Türkiyədən də arkadaşlarımız katılıb, yəni daha deyim də, əməkdaşlığımız daha birgədir. Və pandemi dönəmindən biz onlayn eğitimə keçdiyimiz andan demək olar ki, bu bizi daha çox etvinik projeləri, müxtəlif belə deyək, onlayn tədbirlərə qatılmağa belə yardımcı oldu. Bu qədər və belə deyim, biz sevgi ilə toplum və təhsil üçün dürüstcəsinə çalışırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün. Dəyərli hocalar, bugün İstanbul Topkapı Üniversitesində sizin karşınızda çıxış etmədən həm mutluyum, həm də qururlu. Müsaadənizlə çox sevdiyim bir ifadə ilə başlamaq istəyirəm. Bir çocuk, bir öğretmen, bir kalem, bir kitab tüm dünyayı değiştirə bilir. Aslında bildiğimiz gibi eğitim çok, yani bizim de bugünkü sizinle buluşma amacımız tabii ki eğitimdir. Yani eğitimde yeni trendler. Bildiğimiz gibi yani eğitimin çok büyük bir tabii ki rolü var. Peki eğitim nedir? Benim için tabii ki bu sorunun çok bir cevapları var. Benim için bilgi kazanmak ve
bilgi paylaşmak. Matematikte var ki biz bölende azalır ama biz aksine paylaştıkça çoğalır tabii ki. Yenilikçi eğitim dedikte burada da göründüğü gibi bilim, teknoloji, toplum, hizmetler ve ihtiyaçlar. Tabii ki bunlar yeni teknolojinin biz pandemi döneminde daha çok biz hissettik ki bu uzaktan eğitim, Zoom ve diğer böyle de platformlarda biz çok yakından takip ettik. Yani bize çok lazım oldu. Bilimsiz eğitim tasavvur etmek geri mümkündür. Ona göre de çok yani ki trendin de biri de bu pandemi döneminde yani ki böyle de ki üze çıktı. Daha sonra eğitimde oynayan temel faktörler nedir? Yani ki bunlar aslında çok olardı. Yani ki ben burada tabii ki yazmışım öğretmen en başta ama ondan da elave olarak aile. Bence ailen temeli yani ki eğer ailede müsaade yoksa bir çocuğun eğitim almak için bu çok yani yaxşı bir şey değil. Yani ki bu çok kötü bir anlama getirebilir. Okul ortamı, bayağı siz mobbingden, bullyingden söylediniz hocam. Bu okul ortamı yakin ki bizim öğretmenlerimiz de beni tasdikleyer ki bazen çok ileri giden öğrencilere zayıf öğrenciler hazmedemiyor. O zaman ne başlar? Tabii ki bullying. Yani ki onları dışlarlar, yani istemezler konuşmaya. Bu zaman iyi olan öğrenci de artık geri arka plana düşer. Ona göre biz öğretmenlerin de boynuna, yani ki çiğnerimize odur ki onları yani ki vaktinde görüp yani ki onu aradan kaldırmaktı. Ve tabii ki ne öğrettiğinden çok nasıl öğretmek önemlidir. Ben bunların altına yani özüm çizdim ki yani biraz bir de öğrenmek merak etmekle başlar ki yani ki meraksız olanda meraksız tabii ki eğitim olmaz ve burada da biz öğretmen diyende öğrenciler ön plana. Burada da tabii ki öğretmenleri de unutmayak ki öğretmenler biz de kendimizi geliştirmeliyiz. Burada da yazdığım kimi kaydettiğim kimi dil kursları, training'ler, sertifika programı, danışma merkezleri demek istediğim yani ki bizim indi ama kimi yani derneklere öğrenciler koşulsun, affedersiniz öğretmenler koşulsunlar ki biz nice indi paylaşırız. Yani bizi paylaştık da daha çok bilgi alırız. Ve ben hal-hazırda gördüğünüz kimi ne Petrokimya Enstitüsü'nde çalışıyorum, aynı zamanda da doktora yapıyorum. Yani ihtisasım benim alanım kimyadır. Yani benim yani ekoloji kimyadır. Yani ki bildiğimiz kimi bizde neft yani ki petrol olur. O zaman da çıkan zaman Hazar Denizi'ne bazen olur ki petrol böyle olur yani ki çevre kirlenir. Böyle. O zaman bir nazik bir tabaka emele gelir. O canlılarda oksijen yani ki yani çetin olur. O zaman bizim yani ki kimyacıların ele benim alanım, benim işlediğim disertasyon işim odur ki onu bir hızlı bir vakta ki onu toplayıp çünkü canlıların oksijene temin olunmalıdır. Bir de bizim benim tedbik ettiğim maddeler yani ki ekoloji yani ki canlılığına zarar vermir. Çok konuşmak istemiyorum tabii ki zamanımız yani çok az ama buna bakmayarak ben hem sevinçliyim. Sonunda isterdim ki bir bildirem ki bütün öğretmenler yani ki bugün sizin buluşmamızın esas amacı yeni bir başlangıçların temeli koyulmasını dileyirem. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Hər birinizi salamlayıram, dəyərli müəllimlərimiz, hörmətli Topkapı Universitetinin rəhbərliyi. Odlar yurdu Azərbaycandan hər birinizə qucaq dolu salamlar gətirmişik. Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, 44 günlük vətən müharibəsində Türkiyə Cumhuriyyəti ilk gündən bizim yanımızda oldu, bizə dəstək oldu. Təşəkkür edirik. Və öz nitqimə Türk dünyasının dahi şəxsiyyətləri Atatürk və Heydər Əliyevin sitatları ilə başlamaq istərdim. Atatürk belə deyirdi, müasir gənclərin öyrətməni müəllimdir. Heydər Əliyev isə deyirdi ki, dünyada müəllimdən yüksək ad tanımıram. Əlbəttə ki, Azərbaycan təhsilinin qurulmasında, Azərbaycan təhsilinin inkişafında biz müəllimlərin əməyi böyükdür. Bakı Avropa Liseyi 1991-ci ildə yaranan, innovativ quruluşda yaranan liseylərdən biridir. 30 yaşımız olub bu yaxınlarda. Liseyimizdə birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər şagirdlər çalışır. Həm Azərbaycan, həm Rus bölməsi üzrə çalışır şagirdlərimiz. 5-ci sinifdən fransız dili tədris olunur və demokratik rejimdə qurulan bir təhsil müəssisəsidir. Müəllimlərimiz vətənpərvərdir, şagirdlərimiz məktəbə gəlməyi çox sevirlər, çox ruhludurlar və eyni zamanda yüksək tələbkarlığımız var. Həm şagirdlər, həm müəllimlər qarşısında yüksək tələbkarlıq tələb olunur. Əlbəttə ki, hər məktəbin nailiyyətinin qazanılmasında müəllimlərin əməyi əvəzsizdir və həmin müəllimləri dəstəkləmək məhz biz idarə etmənin rəhbərliyin üzərinə düşür. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Bakı Avropa Liseyinin xüsusi proqramı var. Bu proqrama fənlər arası təlim, yəni sizin dediyiniz kimi həyat bilgisi fənni bizlərdə tədris olunur. Birinci sinifdən 9-cu sinifə qədər həmin fən tədris olunur və şagirdlərin bilik bacarıqları, onların dünya görüşü inkişaf etdirilir və gələcək həyata həmin şagirdlər hazırlanır. Liseyimizin məzunları dünyanın ən məşhur universitetlərində hal-hazırda təhsil alırlar. Sizə nümunə olaraq Michigan Universitetini, Sorbonna Universitetini, Harvard Universitetini, Türkiyə Cumhuriyyətində isə Hacı Təpə, Orta Doğu Türk Universiteti, Koç Universiteti, Balikesir, Qazi Universiteti, inşallah Topkapı, növbəti məqamda Yıldırım Bəyazit Universiteti hal-hazırda tələbələrimiz oxuyurlar və çox məmnundurlar. Azərbaycanlı tələbələr qayıdarkən mən onlarla çox müsahibədə oluram və onlara sual verirəm ki, uşaqlar, siz müxtəlif ölkələrdə olursunuz, ən çox istiliyi haradan alırsınız? Onlar əlbəttə ki, Türkiyə Cumhuriyyəti və deyirlər ki, müəllimə oxumaq çox çətindir, biz kitabxanalarda yatırıq, ən çox da Ankarada təhsil alan tələbələrimiz bunu deyirlər. Və əlbəttə ki, mən üzümü tutmaq istəyirəm dəyərli müəllimlərimizə. Biz hər gün auditoriyaya daxil oluruq, şagirdlərimizdən ilham alırıq, onlara fənnimizi sevdirməyə çalışırıq və əlbəttə ki, bu bizdən böyük güc, məsuliyyət, təmkin tələb edir. Mən bu məsuliyyətli yolda, bu şərəfli yolda hər birinizə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, dünyamız sülh içində olsun. Çünki şagird bizim simamıza baxır, bizdən enerji alır, ilham mənbəyidir. Və hər zaman biz onların qarşısına sağlam çıxaq, sağlam ruhlu çıxaq, onlara nəsə öyrədə bilək və fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan Maarifçilər Assosiasiyasının rəhbərliyinə, Tofiq müəllimə, dəyərli Turanı xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə belə imkan yaradırsınız ki, biz öz odlar yurdu Azərbaycanımızı təmsil edirik. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Bitdi çıxışlarımız, düzdür, çıxış eləmək istəyən öyrətmənlərimiz çoxdurlar. Sadəcə vaxtı, zamanı nəzərə alaraq burada bitiririk. Dəyərli Bora Hoca, sizi, bir də Müşərrəf Hanım, sizi buraya alaram, sizə kiçik bir hədiyəmiz var. Thank you.
Dağımız taşımız bir.